Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini Ankara Bağlıcı'dan sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Nerit İnşaat ve Diş Ticaret firmasının konu olduk. Yanımızda firma sahiplerimiz genç girişimci iş adamlarından Bilal Cihat Öztürk ve Anıl Evren Beyefendi bulunmakta. Öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Merhabalar Anıl Merhaba, Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bilal Bey, Nerit İnşaat olarak kalitenizden, hizmetlerinizden bahsetmeden önce Bilal Cihat Öztürk kimdir? Sizi biraz tanımak isterim. Ben 1991 doğumlu, Balıkesir doğumluyum. Kendim inşaat mühendisiyim. 2014 yılında Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'ni bitirdim. Döndükten sonra yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma hayatımız oldu burada. Onun devamında da kendimiz bu şirketi kurarak bu gibi girişimlere başladık. Anıl Bey, sizi de biraz tanıtmak isteriz izleyicilere. 1991 Ankara doğumluyum. Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirdim. Lise sıralarında başlayan dostluğumuz bizi buralara kadar getirdi diyebilirim. 2015 yılında küçük bir firma olarak başladığımız bir yolda şu anda 2 milyonluk iş bitirmemiz oldu. Yolumuza devam edeceğiz. Evet efendim. Nerit İnşaat sektörde kaç yıldır hizmet vermekte? 2015 son çeyreğiyle birlikte biz bu işlere başladık. Yaklaşık 2 yıllık bir geçmişimiz var. 2 yıldır faal olarak işlerimize devam ediyoruz. İlk başta Ankara'da başladık işlerimize, sonra İç Anadolu bölgesine açıldık. Şu anda da Türkiye'nin her yerinde ihalelere girip işler almaya devam ediyoruz yani. Peki efendim, Nerit İnşaat artı dış ticaret olarak hizmet vermektesiniz, evet. Öyle değil mi? Bunun açılımını biraz yapabilir miyim? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Dış ticarete hep bir sevdamız vardı zaten. Yurt dışında bazı deneyimler edindik. Burada da Türkiye'ye döndükten sonra da bir çalışma hayatımızda bu deneyimleri sürdürdük. Onun devamında da orada sağladığımız kontaklarla bu dış ticaret işini de bunun yanında götürmeye devam ettik. Şu anda da faal olarak Çin'le küçüklü büyüklü ticaret anlamında ilerlemeler sağlıyoruz. Nerit İnşaat'ın vermiş olduğu hizmetler nelerdir inşaat olarak? İnşaat olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Kesinlikle özel bir iş yapmıyoruz veya müteahhitlik tarzı bir iş değil. Tamamen taahhüt işleri, devlet işleri, ihale tarzı işleri yapıyoruz. Altyapı konusunda birazcık daha tecrübeliyiz. Altyapı ihalelerini kaçırmamaya çalışıyoruz. Ama üst yapı ile ilgili çalışmalarımız altyapı kadar değil. Peki Anıl Bey, sektörünüz geniş bir sektör. Çok fazla da rakipleriniz var sektörde ister istemez. Zorlandığınız konular var mı? Tabii ki çok zorlandığımız konular oldu ama gerek koşturmacalarımızla bu durumları çözmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği özveriyle gösteriyoruz. Sektörde 2 yıldır var olmaktasınız, evet. Büyüyerek de gelişmektesiniz. Bunu neye borçlusunuz Bilal Bey? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz çok fazla hata yapıyoruz, genciz. Ama hatalarımızın bizi yıldırmasına izin vermiyoruz. Yani her seferinde yani isyan etmek yerine oturup bir çözüm arıyoruz. O çözümler çerçevesinde sürekli devam ediyoruz. Öncelikle dürüstlüğümüzden kesinlikle ödün vermiyoruz. Bizim belli bir bu işe başlarken çizdiğimiz bir çizgimiz var. Onları da büyüklerimizden gördüğümüz ve tecrübe edindiğimiz bir çizgi. Kesinlikle o çizgiden ayrılmıyoruz yani. Sabrediyoruz, devam ediyoruz, yılmıyoruz. Bu da bizi kademe kademe kendi çapımızda ilerletiyor.